Hem de sen de yapacağız, başaracağız. Ben bir seneden de böyle şey ne olacak? Herkes cezasını çekecek. Osman Çolak, rahatınız benimle ilgili zorluk etmişler. Önümden sonra ben tekrar tutarsınız. Tabii ki kadar gezmesinler. Çok gezdiler. Yazın, yaz dersen yazın. Çünkü kız söyledi. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celse yargılamamıza girdik. Yargılama sonucunda yine istediğimiz iki isim hakkında tutuklama kararı çıkmadı maalesef. Bizim istediğimiz bu suça iştirak eden, müşterek faillik derecesinde suçun içinde bulunan bu en alt kademedeki, bölgedeki o mevzilendikleri alandaki gözcü pozisyondaki iki kişinin de tutuklanmasıydı. Ama tabii yine üç kişiyle ilgili tutuklama kararı çıktı. Yargılama boyunca trajikomik ifadeler oldu. Mustafa Akköse, birinci dereceden fail olan kişi, sanki bir halk kahramanı, bir böyle kurtarıcı edasıyla bütün suçu üzerine alıp diğerlerini kurtaracağım diye ant içmiş gibi çalışmış. 10 Kasım'da ikinci celse yargılamamız var. Suçu sürüklenen çocuk pozisyondaki o iki bahsettiği gözcü, gözetmen pozisyondaki bir kişi tanık olarak dinlenecek, sonra getirecek. Bunlar hakkında tutuklama kararı çıkarılmamıştı. Daha önce de bahsetmiştik. Yine adli kontrol tedbir kararlarıyla devam edecekler 10 Kasım'a kadar. 10 Kasım inşallah genel dava stratejimiz, genel davanın seyriyle ilgili düşüncemiz, tefekkürümüz bu yönde. Bizler o davaya geldiklerinde bunlar hakkında tutuklama kararı çıkarttıralım. Bir şeyler sakladıklarını biliyoruz. Kendilerini kurtarmak için bunu el birliğiyle her birinin çok güzel gizlediğinin farkındayız. Bir sene oldu çocuklar işte öldürüleli. Bugün ilk duruşma görüldü. Ben bekliyordum yani elde ifadeler var. Bu suçlular içeri girecek, tutuklama çıkacak diye bekliyordum. Ama içerideki 3 kişi tahliye istediler ama tahliyeleri reddedildi. Tutukluluk halleri devam ediyor. Ondan sonra dışarıdaki benim bir seneden beri mücadele verdiğim, ellerinde, elimizde ifadeler var, biz yaptık diye bas bas bağıran kişilere sadece tutuklama değil, sadece önümüzdeki mahkemeye, Kasım'da olacak mahkememiz, Kasım'daki mahkemeye zorunlu olarak getirilme. Daha sonra bu olaya karışmış olan diğer iki kişi cinayetten, bu çocukların cinayetinden yargılanıp 3 ay içeride yattılar. Ondan sonra bunlar salındı. Şu anda tanık olarak mahkemeye geleceklerdi. Onlar da gelmedi. Onların esamesi bile okunmadı. Ben bir seneden beri mücadele veriyorum. Zaten haberlerden de görüyorsunuzdur. Ha bugünkü mahkemede asla istediğimi alamadım. Ama bu vazgeçeceğim anlamına gelmiyor. Sonuna kadar. Başında ne dediysem sonuna kadar ben bu çocuğumun cezalarını çekmesi için bu katillerin peşindeyim. Asla bırakmayacağım. Kaç mahkeme olursa olsun ben bunu 19 yaşında gömdüm. Ben böyle duruyorum. Ben bunun fotoğraflarıyla duruyorum. Ben mezarlıklara gidiyorum. Oğlum onları da görüyorum. Onlar anasının babası cezaevine gidiyordu görüyor. Ben göremiyorum oğlumu. Ömrü boyu bir daha da göremeyeceğim. Adalete yine güveniyorum. Yine güveniyorum. Mutlaka cezalarını çekecekler. Sonuna kadar da peşlerindeyim.
ayarımıza çağırdığımız kabul edilsin. Allah için salavata, Resulullah için salavata. Allah! Okumak!